Bırak az temiz olsun. Temiz olsun, az temiz olsun. Ha? Yani çok obsesif temizlik yapanlar var. Tabii tabii tabii. Neden belim ağrıyor? Neden? Ben... bu yüzden. Peki ne yapıyoruz şimdi? Bunu da yaptık. Şimdi çok güzel. Bu arada skolyozdan bahsetmişken hemen onun testini göstereyim. Evet. Çünkü bekleyenler olabilir. Çocuğunuzda bir skolyoz olduğunu nasıl anlarsınız? Çok basit bir test. Lütfen bunu yapın diyorum. Aman. Çünkü boy uzama dönemlerinde skolyoz problemi, yani omurganın yana doğru eğrileşmesi çok fazla görülen bir şey. Ve siz o anda teşhis ederseniz, hemen yakalarsanız çocuğunuzdaki problemi, tedavisi hızlıca olur. Kaç yaştan itibaren bu kontrolü yapsınlar? Yani ben hemen, yani ilkokuldan itibaren yapılması taraftarıyım. Ama her çocuk hani ortalama ergenlik döneminde böyle bir hızlı boyatma dönemi var ya, işte o dönemde vücut kendini dengeleyemiyor bazen. Tabii. O dengelemeyi yapmak için zorlanıyor. Çünkü kas kuvveti de yeterli olamayabiliyor. O dönemlerde özellikle sıkça kontrol yapmakta fayda var. Ama günümüzde ne yazık ki skolyoz da çok fazla arttı. Yani çok, çok duyuyorum. Pozisyonel, yani masa başı oturmalar falan gerçekten. Bu bilgisayarlardan falan sanırım. Yani eskiden bu kadar bu skolyoz kelimesini, tanımını duymazdık fazla. Fazla kamburluk bile duymazdık. Evet. Yani evet, kamburluk vardı. Şimdi çok çoğaldı. İnanılmaz çok derecede. Ne yapıyoruz şimdi? Biz manuel terapi uygulaması bir kere yapıyoruz bununla ilgili. Yani özellikle gençlerde çok daha hızlı. Ama bunun yanına egzersizi eklemeden olmaz. Evet. Şu konuda da anlaşalım. Tek seanslık tedaviler. Aman ben yatayım, biri beni tedavi etsin, ben iyileşeyim, böyle bir şey yok. Lütfen egzersiz yapın. Lütfen emek harcayın, egzersiz yapın. Evet. Egzersiz yapmadan iyileşemezsiniz tam olarak. Şimdi skolyozu nasıl değerlendireceğiz? Evet. Şuradan gösterelim. Çok basit. Sadece çocuğunuzun arkasına geçiyorsunuz ya da eşinizin. Evet. Öne doğru eğilmesini istiyoruz. Evet. Bunun görselini de alabilir miyiz? Bunun görselini göndermiştim. Burada varsa arkadan gibi baktığınızda sağ ve sol taraf eşit mi? Ha. Bir taraf daha çıkıntılı mı? Şu yükseltiler, bu yükselti eşit mi? Evet. Tamam. Yani görsel gelirse şimdi çok net bir şekilde gözüküyor. Bir taraf fazla yükseliyorsa, tabii çok büyük bir yükselti olmasına gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar fazla bile olmasına gerek yok. Simetrik değilse skolyoz problemiyle karşı karşıyasınız. Yani bunun çok azı da olsa tabii bu problem var demektir. Tabii. Simetri bozulduğu anda bir problem başlamış demektir. Oo. Simetri önemli. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi kamburluk egzersizlere. Hemen onun için egzersiz. Hadi hep beraber yapıyoruz. Hadi kalkın. Ekrandakileri, hadi ekran hanımlar, başındakileri de alalım. Bütün hanımlar. Sabah egzersizimizi yapalım. Bütün beyler, herkes ayağa kalksın ekran başındaki. Çoluk, çocuk. Çok basit. Ellerimizi belimize koyduk. Evet. Evet. Kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırdık. Çekin geriye doğru. Çekin iyice geriye doğru. Oh. Kürek kemiklerimizin arasında. Bak görüyorum. İyice geriye, iyice. Arada yapmayan gençler var. Bak. Şöyle bak. Sen yapma görürüm ben sizi. Görürüm ben ikinizi. Bakın. Şu kısımdaki sıkılığı hissedin. Düşünün ki burada bir pimpon topu var ve bu top düşmeyecek. İyice sıktınız burayı. Nasıl hissediyorsunuz? Acı. Evet. Biraz acı olacak. Ama kötü bir acı değil. Kötü bir acı değil. Rahatlatan bir acı. Değil mi? Şimdi ne kadar tutuyoruz bunu yapıp böyle? Bir 5 saniye tutabiliriz. Ondan sonra rahat bırakın kollarınızı. Ha, aşağıya doğru da rahat bırak. Öyle mi? Evet. Ya, vücudumuzu rahat bırakıyoruz. Sonra tekrar geriye doğru iyice sıkıştırıyoruz ve bekliyoruz. Ben çok fazla yapılmasını istiyorum. Çok basit ve güzel bir hareket. Minimum 30 tekrar, 50 yapabilirsiniz. Her yaş grubu güvende yapabilir. Ben egzersizi anlatırken genelde televizyonda en basitleri anlatıyorum. Her yaş grubu kolaylıkla, risk almadan bu egzersizleri yapabilsin diye. Çok güzel. Efendim? Mikrofon. Aynı anda kalçayı da yapabiliyoruz diyorlar.
Yapabilirsiniz. Ya tamam. Problem doğru, değil. Doğru, mantıklı, güzel. Problem değil. Güzel, tabii ki. Ama kontrolü kaybetmeyin. Kalçayı aman fazla sıktım, sırt gitti falan böyle hani ha. Kontrollü o hareket yapıyoruz. O zaman şöyle önce ayağa yap, kalçayı yap şekerim. Ondan sonra neye acelem var? Yine neyin tozunu alacağım da hemen şunu yapayım da gideyim diyorsun. Ha? Yine nereyi temizleyeceksin de? Evet. Hı. Şimdi bir tane de germe yapacağız. Evet. Ama bu biraz açık hareket. İki kişiden bir kişi ayakta kalsın. Birbirimize çarpabiliriz tamam. Çünkü. Bir kişi ayakta, bir kişi oturuyor. Bir kapat. Kişi ayakta. Anlaşın tatlım. Hı. Şimdi tanıdık bir şöyle pozisyon ayrılarak, değil mi heh. Hepimiz için? Evet. Hep kapalı pozisyonlarda. Yemeği evet. Kapalı pozisyonda yiyoruz. Hı. İşte gazeteyi kapalı pozisyonda okuyoruz. Hep böyle el işi evet, yapıyoruz. Evet. Ofiste böyle. Şimdi pozisyonumuz ortalama olarak bu. Biz ne istiyoruz? Kısalan kaslarımızı germek. Çünkü evet. Ön grup kaslarımız kısalıyor. Evet. Doğru. Şimdi kapattık ellerimizi. Ha şöyle. Sırayla ben komut veriyorum. Sesil hocam gösteriyor. Hep beraber yapıyoruz. Evet. Ha, bileklerimizi şöyle. Açtık. Şöyle geriye doğru. Sesil'i takip edebilirsiniz. Aa. Bilekleri açtık. Evet. Parmaklarımızı geriye doğru ittik. Açın güzelce. Hızlı yapmak yok. Kollarımızı geriye doğru çektik. Çekin. Haydi biraz daha geriye. Çek, 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 çek. Gidebildiği kadar Oo, geriye gidiyor kollar. Çek, çek, çek. Geriye gidemeyenleri görüyorum. Oo. Evet. Şimdi orta parmağınızdan başlayıp böyle göğsünüze doğru bir yanma olabilir. Oluyor. Kimlerde var? Hemen herkeste var. Oluyor çok güzel. Evet. Çok, benim çok sevdiğim bir egzersiz. Bir çok de kombine iyi. Bir egzersiz. Evet. Aynı anda birçok şeyi gerdiği için. Şimdi öne doğru Hop, tekrar kapatıyoruz. Tekrar. Yine aynı şekilde. Evet mi? Kapatıyoruz. Kapatı. Oh oh oh. Oo, yarın var ya. Yarın sabah nasıl kalkacağım acaba? Yarın sabah kalkıp hemen bu hemen egzersizi yapıyorsunuz. Vallahi kızlar geliyorum ya yapalım hep beraber. Hadi bir daha. Şeyden önce, hadi bir tur daha önce. Yapalım hadi egzersizi. Hadi bir daha. Bileklerimizi Ekran açtık. Ekran başındakiler. Parmaklarımızı açtık. Kollarımızı evet. Geriye doğru çektik. Çekiyoruz, hadi çekiyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz. Güzelce gerildiğini hissedin iyice. İyice, iyice, iyice. Harikasınız. Of. Harikasınız. Çok güzel. İkinci seferde daha fazla gitti değil mi kollar? Evet, evet. Çünkü germe etkisine hemen göstermeye evet. Başladı. Oo. Süper, hadi alkışlayalım. Vallahi kendimizi alkışlayalım billahi. O zaman. Dediğim gibi çok zor şeyler değil, çok basit egzersizlerle de biz çok rahatlıkla bir şeyleri elde edebiliriz. Çok doğru. Ama bayağı kamburlaşmış insanlar da yine bunu yapmalı fakat doktora da gitmeli Şimdi, herhalde. Doktora her zaman gidiyoruz. Yani bu söylediğim şeyler doktora gitmemek değil. Bir fizyoterapistle mutlaka egzersizlerinizi değerlendirin. Bakın bir hastalığa sahip olmanız gerekmiyor. Nasıl rutin kan check-up'ı yaptırıyorsunuz, kalbinize baktırıyorsunuz, kaslarınıza da baktırın. Kaslarınız sizi taşıyor. Çok evet doğru. Tamam organlarımız da tabii ki çok önemli. Ama kaslarımız da çok önemli. Sağlıklı olmak, hareketli olmak. Ne kadar hareketliyseniz o kadar gençsiniz. Bakın çok hani doğru. Hep anti-aging diyoruz ya. Omurganın ne kadar flexible'sa yani ne kadar omurga esnekse o kadar genç kalırsınız. Çok doğru. Anti-aging istiyorsanız yüzünüzle oynamayı tamam, onun bile okay. Kaslarıyla tabii, çalıştırıyoruz mutlaka. Yani egzersizlerimiz var biliyorsunuz değil mi? Bir de boynu gösterelim. Hah başlayalım ona. Bir de boynu gösterelim. Evet. Şimdi boyunlar hep bir kuğu boynu değil mi? Böyle hep önde. Evet. Niye? Şöyleyiz, bilgisayar, cep telefonları. Aynen. Artık boyun kafayı taşıyamıyor sürekli önde çünkü. Hı-hı. Bu noktada ne yapmamız lazım? Çok basit. Boyun Hı. Öne gidiyorsa ne yapacağız? Geriye götüreceğiz. Sesi hemen bize egzersizi gösteriyorsun. Hep beraber yapıyoruz. Şöyle yandan boynumuzu geriye doğru çekiyoruz. Çektik geriye doğru. Herkes yapıyor mu? Çekiyor musunuz kızlar? Evet bakın çektiğinizde
şuradaki omurganın geriye doğru gittiğini hissedin. Vallahi harika yapıyorsunuz Nergis Hanım. Gerçekten çok çalışkan bir öğrenciyim. Gerçekten de hissediyorum yani evet. O gerideki şeyi. Çünkü gerçekten hani egzersiz yapmış olmak için yapmayın. Hakkını verin. Niye bu sizin vücudunuz, vücudunuzdan kıymetli hiçbir şey yok. Ev işi değil, önce siz. Siz yoksanız evde yok, işte yok. Çok doğru. Değil mi? Çok doğru. Boyunla ilgili bu egzersizi, çok basit egzersizler gösterdik. Ha. Hemen baştan bir tane toparlayalım. Hemen tek tek seçiyoruz. Ayaklarımızı eğer düz tabanımız varsa ayaklarımızı şöyle havluyla toplama. Kalçalarımızı sıkma. Sıkıştırma. Belimizi, kürek kemiklerimizi geriye doğru çekme. Kollarımızla geriye doğru açma. Boynumuzu geriye doğru itme. Hiçbir şey değilmiş. O gayet basit işte. Günlük bir saatinizi alır. Günde bir saat kendinize ayırmıyorsanız geri kalan zamandan hiçbir şey beklemeyin. Çok doğru. Peki bu ayakta bir de böyle bir kemik falan kısımları onlar. Evet, en çok sıkıntı baş parmağın içe doğru gitmesi. Aynen. Neden? Çünkü ayakkabılarımız artık o kadar kötü ki. Çok doğru. Sivri burun hani size de söylüyorum. Evet bende de var ama ben program için giydim gerçekten. Ben spor ayakkabıları tercih ediyorum. Ayakkabılar ayağınızın mekaniğini desteklemiyor. Öne doğru ayakkabılar sivriliyor. Ama bizim ayaklarımız için yer lazım. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Parmak içeriye doğru gidiyor. Japonya'da kadınlar ufak parmaklarını kestiriyorlar şu anda. Yeni moda bu. Ayakkabının içine sokabilmek için ayağı. Ama dengeyi bozmaz mı? Bozar tabii ki. Bozmaz mı? Tabii ki. Evet. Bir kişi sıkıntı yaşayan bir kişiyi alalım hemen. Ayak kemiğinden sıkıntı yaşayan. Yapalım. Hadi gel hayatım. Çorabını çıkarabilecek biri. Çıkarabilecek misin çorabını? Tamam gel hayatım. Gel. Bantlamayı orada mı yapayım? Tamam. Evet. Geçelim. O zaman şöyle geçelim. Tabii burada yerimiz var. Oturtalım. Evet. Şimdi ağrı bantları diye bantlar var. Duymuşsunuzdur daha mutlaka. Daha şöyle alayım ben. Bir dakika. Daha böyle. Evet. Evet efendim. Ben bu bantları kullanıyorum. Bu bantlarla birlikte evde çok kolay yapabileceğiniz tabii ki çok daha komplike bantlama yöntemleri var. Ama ben bu yöntemi göstermek istiyorum size. Çok önemli. Size. Bakın ayağa bir yakın plan alabiliyor muyuz? Ayağın açısı içeriye doğru gitmiş durumda. Şimdi. Bu bir bant. Evet, bir bant. Şöyle yapacağımız şey ayak içeriye doğru gitmiş. Biz ne yapmak istiyoruz? Ayağı dışarıya doğru çekmek istiyoruz değil mi? Bandımızı ayağın iç kısmına yapıştırdık. Evet. Ama yapışmadı biraz terlemiş ayağımız. Tamam. Evet. Şöyle gösterin. Evet. Şimdi yapıştırdıktan sonra biraz bandımızı çekiyoruz yukarıya doğru ki baş parmağı dışarıya doğru çeksin. Güzel yapıyor. Ve yapıştırdık. Tamam. Üzerine daha sağlam olması için bir bant daha yapacağız. Gene iç tarafa yapıştırdık. Ben şu anda çok fazla çekmiyorum zaten. Ama bayağı bir çekeceğiz bence. Yani değil mi? Şöyle bizi rahatsız etmeyecek. Bir %50 falan bandın bir esneme yeteneği vardır. Bir %50 falan çekip zaten bir anda pat diye baş parmak buraya gelmeyecek. Yavaş yavaş olacak bir süreç bu. Dışarıya doğru çektik ve buraya yapıştırdık. Tatlım çok asortiksin. Evet. Leopar bu senin modası diye. Pembeye böyle. Evet şöyle ayağı tekrar yere koyalım. Bakın açıda değişiklik oldu şu anda. Bayağı. Evet. Bantla çıkabiliyorsunuz. Tabii ki bu bantla çıkabiliyorsunuz. 5 gün ayağınızda tutabiliyorsunuz. Uygulamayla ilgili şeyleri ben kendi sosyal medyama da çekiyorum bunları. Herkes bakıp yapabilsin diye yakalayamayanlar varsa oradan da bakıp bantlamaları ve diğer egzersizleri de görebilirler. Çok teşekkür ederim. Mikrofonumuz yok gece gündüz evet kullanıyoruz. Gece yatarken falan devamlı bantlı.
Kesinlikle. Olabilir, değil mi? Tek bir şey var. Bu bantları nereden alabiliriz? O bantları eczanelerden eczaneden alayım ben yapayım çünkü kemikten çok rahatsız oluyorum. Ama bak evet. Sevdin sen, evet. Rahatlattı seni. Evet, çok rahatlattı. Şöyle tabii. Lütfen böyle hani sihirli değnek bekliyoruz. Sihirli değnek beklemeyin. Bu bir mekanik uygulama. Yavaş 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 eklemi olması gereken yere doğru hareket ettiriyoruz. Ayakkabı bu tarafa itiyor. Biz de tersi yöne çekiyoruz. Böyle düşünün. Benim hemen olmaz. Bir zaman gerekiyor bunun için. Doktor Hanım benim kızımda var. Hanımefendinin kızında da varmış. Şey var böyle sünger gibi bir şey araya sıkıştırıyor. Evet o da olabilir. Onlar da olabilir herhalde. Şöyle farklı aparatlar da var. Yani araya koyulabilen aparatlar var. Onları da yapabilirsiniz ama ben çok fazla hastaların onlarda rahat ettiğini düşünmüyorum. Takamıyorum diyorlar. Anlıyorum. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok en teşekkür önemli ediyorum. Noktaları yani o konuda aydınlandık ama bakın sizler ekran başındakiler. Biz stüdyoda bütün bu söylediklerinizin hepsini yapacağız değil mi? Söz mü? Evet çocuklarımıza tamam. Da bakacağız. Efendim fizyoterapist, yardımcı doçent doktor Sayın Gamze Şenbursa'ya çok çok teşekkür ederim.